Bu videoda ahşap strüktürleri, ahşap çerçeve strüktürleri konuşalım. Ahşap çerçeveler düşey taşıyıcı olan ahşap dikmeler ve yatay taşıyıcı olan ahşap kirişlerden oluşmakta. Üzerine aldığı yükler öncelikle ahşap kirişleri, yatay taşıyıcıları oradan düşey taşıyıcılara, ahşap dikmelere iletiliyor ve buradan da temelleri ve zemini aktarılıyor. Bu strüktürün bileşenleri ahşaptan keresteden üretilebilir. Kereste odunun belirli boyutlarda kesilmesiyle elde edilen parçalardır. Parçaya dönüştürülmüş halidir. Tabii ki ağacın cinsi burada çok önemli. Eğer strüktürel anlamda kullanılmak isteniyorsa dayanıklı, sert ve güçlü ağaçlar tercih etmek gerekir. Burada görüldüğü gibi aynı zamanda bu ağaçların kesildikten sonra %16 %20 düzeyine kadar kurutulmuş olması gerekiyor. Eğer içinde bulunacağı koşullar uygun değilse, örneğin nem, işte yangın, böcek gibi çeşitli zararlar varsa elbette onlara karşı önlem de alınması gerekir. Peki keresteden hangi parçalar üretilmekte? Ahşap dikmeler yapılıyor. Bu ağacın ortasından, odunun ortasından çıkarılıyor. 14'e 14 boyutlarından 24'e 24 boyutlarına gelene dek yuvarlak ya da dikdörtgen kesitli, kare kesitli yapılabilmekte. Ahşap kiriş olarak adlandırılan parçalar küçük boyutu 7 santim olacak şekilde, en küçük boyutu 7 santim olacak şekilde, örneğin 8'e 12, 10'a 14, 14'e 18, 16'ya 22 boyutlarında çıkarılabiliyor keresteden. Kadron 4'e 4'ten 12'ye 12 boyutlarına kadar giden parçalar. Lata denilen küçük kenarı 4 santim, 2,4 ile 4 santim arasında, uzun kenarı ise 5 ile 12 santim arasındaki parçalar. Kalaslar yine lataya benzer şekilde küçük kenarı 4'e 7, uzun kenarı 25'e 30 santim olacak şekilde. Ahşap tahta adı verilen parçalar en ince olanları, küçük kenarı 1 ile 4 santim arasında, kalınlığı çeşitli oluyor. Çıtalar ise 3'e 5 boyutlarında, 3 santime 5 santim boyutlarında kare ya da dikdörtgen kesitli parçalar. Bunun dışında tutkallı tabakalı ahşap kullanabiliriz. Bunlar küçük boyutlu masif ahşap parçaların lifleri birbirine zıt gelecek şekilde tutkal yardımıyla özel olarak bir araya getirilmesi, birleştirilmesi, basınç ve sıcaklık altında birleştirilmesiyle oluşturuluyor. Özelliği keresteye göre çok daha büyük boyutlu parçalar üretilebiliyor. Çalışmıyor, bünyesine su alıp vermiyor. Çok daha büyük açıklıklar geçilebiliyor ve büyük yükler taşıyabiliyor bu parçalar. Aynı zamanda istenilen biçimde de üretmek söz konusu.